Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Ankara ile TETA'yla geometri Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 54 ve 55'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şunlar birbirine paralel verilmiş. AB ile BC e, paralelliği kullanacağız. Açılar da eşit verilmiş. Hemen açı 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 benzerliği aklımıza geliyor. E hocam şu paralelliği nasıl kullanırız? Z'den dolayı çizgiyse burası da çizgi. E hocam o zaman nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi ise nokta çizgi burada da üçüncü açı çift çizgidir. Ve iki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bütün açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. Noktanın karşısı 9 ise bu üçgenden başladım. Burada noktanın karşısı x eşittir. Çift çizginin karşısı var burada. x bölü buradaki çift çizginin karşısı 16. Buradan x kare eşittir 144 geldi ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 12 bulduk. Yani cevap balık isir oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Birer ara açıları eşitse ortak açı var mı kalıbı? Hocam şu üçgen ve şu üçgende yok ama şu üçgen ve büyük üçgeni düşünecek olursam ortak açı var mı? Var. Neresi? Aha da burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken nokta karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. Bitti. İki üçgen benzer. Hocam burada noktanın karşı 8 öbüründe noktanın karşısı yok. Ama karadım açının karşısı var burada. Burada da var. 6 bölü 9 mu? Evet. Karadım açının karşısı 6 bölü karadım açının karşısı 9 hatta sadeleştir. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Madem benzerlik oranı 2 bölü 3 burada noktanın karşısı 8 bölü bak 2 bölü 3 benzerlik oranı noktanın karşısı 8 bölü noktanın karşısı a'ya eşittir. 4 katı 4 katı a'yı böylelikle 12 buluruz a 12. Bak ama çift çizginin karşısına gitmem lazım burada benzerlik oranı 2 bölü 3'tü onu unutmuyorum. 2 bölü 3 çift çizginin karşısı 12 bölü çift çizginin karşısı x artı 8'e eşit olacaktır. 6 katı 6 katı 18 olacak bu 18 eşitse. Yani x artı 8 eşittir 18 ise x'i böylelikle 10 olarak buluruz. Dolayısıyla kim soru C -han oldu. Geldik 3'e. Alan ABCD 36 birim kare. Bu bunlar birer kareymiş şu ikisi. Yani 36 ise a kare 36'dan 6 6 çıktı. Sonra alan KLMN 4 ise bunlar da 2 2 mi çıktı? Evet. Şimdi ne yapacağız burada? Bir de oran verilmiş burada. Burası 3K iken burası 2K verilmiş. PN 2K ve PC 3K verilmiş. E hocam aslında çaktırmadan 90 dereceler vermiş. 90 burada, 90 burada, 90 burada. E ne yaparız? Alfa, beta'ya dalarız. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Yani senin şu üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Kesinlikle benzer. E o zaman alan PNRC isteniyor. Yani şunun alanını bulmam için K'yı bulmam lazım burada. E burada ne var? Aa güzel bir benzerlik var. Alfanın karşısı 2 yok. Güzel bir benzerlik yok. Güzel bir benzerlik var. 90'ın karşısı 2K, 90'ın karşısı 3K değil mi? Evet benzerlik oranı 2 bölü 3. O zaman alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 3 olmak zorunda. Çünkü benzerlik oranı 2 bölü 3. E alfanın karşısı yani 2K'nın 3K'ya oranı işte burası 2 bölü şuraya da A deyip öyle de bulabiliriz. E, yani A'yı böyle 3 bulduk. E, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 3 kök 5 gelir. E hocam K buradan kök 5 geldi burası da 2 kök 5 geldi. Alan isteniliyor bizden. Şu ikisinin çarpımı değil midir? 2 kök 5 ile 3 kök 5'in çarpımı. Bu da 6 çarpı 5'ten 30'a eşittir. Evet 3. soru denizli oldu. Geldik 4'e. Kulenin boyunu ölçmek isteyen Mirza 9 metre uzaktaki aynaya baktığında kulenin tepe noktasını görüyor. Şimdi aynaya gelen ışın böyle baktığı zaman ne oluyordu? Aynı şekilde bu şekilde alfa baktıysa yansımasında alfa olmaz mı bakış açısında? Evet. E o zaman hop hop. Burası alfa ise burası alfa. E alfa 90. Burası beta ise zemin edik çünkü. Bu da zemin edik. E o zaman burası da beta deriz. Yani şu iki üçgen ne oldu? Benzer oldu. E burada 9 metre ve burası da 120 metre olarak verilmiş. E, Mirza'nın boyu da 1.8 metre olarak söylenmiş. E tamam bitti. Kulenin yüksekliği kaçtır diye soruluyor bize arkadaşlar. E ne yapacağız? Alfanın karşısı 1.8 bölü alfanın karşısı x. 1.8 bölü x eşittir. Betanın karşısı 9 bölü betanın karşısı 120 olacaktır. Hocam 2 katının onda biri 2 katının onda biri olacak o zaman burası. 240'ın onda biri de kaç yapıyor? 24 yapıyor. Yani cevap edremit oldu. İşler dişler yaparak da yapabilirsiniz. Belli bir kat olarak da yapabilirsiniz. Sonuçta işte oran orantı. Evet buradaki ince esprinin bakış açısı. Baktığı açıyla gidiyor. En son buraya görüyor ya böyle. Oradaki açıların eşitliği burada ince espri. Buna dikkat et. Yansıma açısını zaten çoğunlukla kullanıyoruz. Dördüncü soru Edremit geldik 5'e. Evet oran verilmiş. Hocam burası 3K iken AF uzunluğu 2K verilmiş. Burası 2K ve AB 3K verilmiş. D'ye de 6 verilmiş. X nedir diye soruluyor. Ve şunlar birbirine paralel verilmiş. E biz öncelikli olarak şuradaki üçgende açı ortaylığı kullanalım. Açı bakacak olursak. Koldaki oran tabanda olmak zorunda. Yani 3A 2A olmak zorunda. E paralel doğrular şuraya doğru sivriliyor. Sivrilen yerden böyle tekrar değil mi? 3A'nın tamamı 5A'yı oranı 6 bölü X'e eşittir. 2 katı 2 katı x'i de böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 10 çıktı. C han oldu 5. soru. Geldik 6'ya. Şimdi direğin duvara olan uzaklığı 100 cm. Burası 240. Burası da gölgesi de 80. Ama duvardaki gölgesi 80. Normalde burada da bir gölge var. Buna göre diyor duvar olmasaydı gölgenin boyu. Arkadaş ışın en son geliyor. Gölgeyi oluşturacağı zaman ne oluyor? Işın en son buraya geldi değil mi böyle? Evet hocam buraya geldi. E, duvar olmasaydı ışık buraya geldiği için üst tarafı bak ışık görüyor alt tarafı görmüyor o yüzden gölge oluştu. E burada ışık olmasaydı ne olacaktı arkadaş? Hop şöyle olmayacak mıydı? Evet. Yani şöyle bir şey olacaktı. Işık buraya kadar gelecekti. Şuradaki kısım gölgeli kısım olacaktı. E bu zemine dik olduğundan bu da zemine dik olduğundan bunlar paralel. E burada bir temel orantı çıktı. E temel orantıyı kullanalım. Hocam burada şu bölü tamamı şuraya A diyelim. A bölü tamamı yani A artı 100 eşittir 80 bölü 240 deyip A'yı bulabiliriz. Ya da hocam 80 bölü 240 nedir? 80 bölü 240 nedir? 1 bölü 3 değil midir? Evet hocam 1 bölü 3 yani 1 bölü 3 oran olacak. Yani burası 3A olacak buraya 2A kaldı. 2A 100 ise A'yı da buradan işler dışlar yaparsan da görürsün zaten. Kısa yollarını söylüyorum şu anda sana. A'yı 50 bulursun. Ama gölgesinin duvar olmasaydı direğin gölgesinin boyu ne olurdu diye soruluyor. A sorulmuyor bize. Gölgesinin boyu tamamı değil mi şurası? Yani 3A soruluyor bize. A yerine 50 yazarsak eğer cevap 150 olacaktır. Evet cevap cehan oldu. 6. soruda geldik 7'ye. Aşağıda Melek Sena'nın bulunduğu noktadan baktığında 36 metre ilerisindeki ağacın tepesini ve daha ilerideki bulunan şuradaki tepesini görüyormuş. Binanın yüksekliği 12 metre. Melek Sena'nın göz seviyesi tam şuraya olan mesafesi 36 metre. 1.6 Oha dedim yani. Maşallah. 36 metre olur mu? Evet burası 1.6. Ağacın olan uzaklığı da 36 ve şurası da 16 metre verilmiş. Ağacın boyu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Normalde şöyle dik çizip temel orantı yapabiliriz böyle. Değil mi? Temel orantı yapabiliriz. Ama temel orantıyı bu şekilde yapacağımıza biz böyle paralellikler olduğu zaman artış azalışa göre gidiyorduk. Şu ve şu 36 ve 16 değil mi? Şimdi normalde bak bakayım şuraya. 36'yı sen 16'ya böldüğün zaman 4'e bölsen 9, 4'e bölsen 4. 9 böl 4 oran var. Hocam şuradan şuraya ne var? 9K var. Buradan buraya ne var? Ee, 4K var. Şimdi şuna bakacaksın. Toplamda buradan buraya ne var peki? 9, 4 daha 13K var. Yani şuna bakacaksın sen. Burada 13K'da 1.6'dan 12'ye kaç yükselmiş diye bakacaksın. Evet normalde 13K'da kaç yükselmiş? 1.6'dan 12'ye yani 12'den 1.6 çıkartınca 10.4 mi yapıyor? Yok 11.4 mi yapıyor? Evet değil mi? Çünkü 1.6 eklersek 13 yapıyor burada. Ee, 12 yapacak. Ay 12 yapacak. 10.4 yapacak o zaman. 1.6 eklersem evet. Yükseliş bu. Hocam 13K'da 10.4 yükselmişse o zaman bu 3 kere 8 24. K'da kaç yükseliyor o zaman arkadaşlar? 0,8 mi yükseliyor? Evet. Normalde virgül olmasaydı 8'di. Yani 1 virgül geri 0,8. O zaman buradan buraya 9K var. 9K'da kaç yükselecek? Hocam 9 kere 8 72 7,2 yükselecek. Yani sen buradan X'i bulurken ne yapacaksın? 1.6'ya 7,2 ekleyeceksin kardeşim. Yani bu şekilde kolaylaştırılmıştık ve akılda kalmıştı. O zaman bu da kaç yapıyor? Topladığım zaman 8,8 mi yapıyor? Aynen öyle. Cevap C oldu böylelikle. İstersen temel orantı oluşturup da benzerlikten de yapabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Ama biz bir kere gösterince bu hep aklında kalıyor diye ben de hep buradan çözüyorum. Çünkü ben bir kere öğrendim hep aklında kaldı. Senin de aklında kalmıştır diye şey yapıyorum. Niye ben buradan 13K'dan gittim? Çünkü 1.6 ve 12 belli olduğu için buradan buraya kadar 13K var. O yüzden 13K'da 10.4 yükselmiş. Yani 12'den 1.6 çıkınca. Tamam. 7. soru. Cihan, geldik 8'e. Hocam, burada bir kelebek var. Hemen paralellikler verilmiş ya bak paralel doğrulara dikkat et şimdi. E, ay, kelebek var ama öncelikli olarak sayılara bakman lazım. Sayılar 15 ve x'e baktığın zaman tamam. Eyvallah kelebek var ama en son iş galiba kelebek. Sayılar nerede? 4 ve altta. İster buradaki temel orantıya bak, istersen şuradaki temel orantıya bak. İstediğin yere bak. Hadi bakalım biz şuna bakalım isterseniz. Öncelikli olarak şuradaki temel orantıya bakalım. E o hocam buradaki temel orantıda ne var burada? Şuradaki temel orantıda hocam burada 6 bölü kaç var? 10 var. Ya da koldan kola geçişi söyleyebilirim ben. 6 bölü 4, 3 bölü 2. Hocam burası 3K iken burası 2K diyebilirim. Şimdi şunların paralelliğini kullanabilirim ben. Orada oran çıktı. E, 15 bölü x kelebek 3 bölü 2 değil midir? Evet. Ya da 3K'daki 15 ise kaç katı? 5 katı. 5 katı x'e direkt 10 diyebilirsin ya da Hocam 3K'nın 2K oranı. 3K bölü 2K eşittir. Ne diyeceksin? 15 bölü soldan sağ. 15 bölü X deyip x de böylelikle 10 olarak bulacaksın. Yani cevap balık kesir oldu. 8. soru. Geldik 9'a. Evet 2 var 6 var. E hocam sayılar kendini belli ediyor. Bir de şurada paralellik verilmiş mi verilmiş. Paralellik verildiği için şu paralelleri şöyle üst üstünden geç. Kelebek benzerliği var mı var. Hocam şurada kelebek var deme. Deme öyle. Niye? E bunlar paralel mi kardeşim? Değil. Paralel doğrular arasında kelebek arayacağım. Bak şurada kırmızıların paralellerine baktığım zaman sayılar da kendini belli ediyor. Burada bir kelebek var. Kelebekteki oran 2 bölü 6, 1 bölü 3. Yani K ise burası nedir? 3K. Hiç şunları yazmama gerek yok. Çünkü bunlar eşit verilmiş. O zaman burası K ise burası da K mı? Evet. Şimdi dikkat et. E şunlar da birbirine paralel. E burada da bir temel orantı var. Sivrilen yer burası. Hop. Şunun tamamının oranı. Yani X bölü X artı 8 eşittir. K bölü 3K değil midir? Evet. Buradan 3x eşittir x artı 8'den 2x eşittir 8'den x de ne buluruz? 4 olarak buluruz ve bizden de 4 isteniyor. 9. soru balık kesir oldu. Geldik ona. Oranlama verilmiş bize. Burası 4K burası da 3K verilmiş. AE uzunluğu 4K ve EC uzunluğu 3K verilmiş. Şimdi ben buradaki oran mantığını kullanmam lazım. Ya da şuradaki eşitlik mantığını kullanmam lazım. Ki siz büyük ihtimal eşitliğe yoğunlaştınız. Şu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyoruz. Eşitliğin mantığı nasıl kullanılır? E hocam eşitliği koyduk kalemi buradaki oranı kullanmam lazım. İstersen 4'e 3 oranlamasını kullan hiç fark etmez. Ama eşitlik varken orta taban daha mantıklı ya. Orta taban kullanalım hocam. Yani buradan paralel çizeceğiz. Ya buraya paralel çizeceğiz ama buraya paralel çizince güzel bir şey çıkmıyor ya da şuna paralel çizeceğiz. E şuna paralel çizince yani senin şurada bir orta taban çizgisi çıktı mı? Çıktı. Buradaki orta taban çizgisi arkadaş buna paralel çizdiğimiz için orta taban çizgisi. Bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşit midir? Evet. Yani burası 2K burası da 2K oldu. Ana şimdi burada bir temel orantı var. Şunlar paralel. 3'e 2 oran var. 3'e 2 oran olacak. Yani 3 bölü 2 eşittir. 6 bölü x diyebiliriz. Ya da 3k'daki 6 ise 2 katı 2 katı. O zaman 2k'daki de 4 yapar deriz. Ya da buradaki işlemde yine sonucu 4 olarak bulursun. Yani 10. soru Ceyhan oldu. Geldik 11'e. Neler verilmiş? Sadece birer açı eşit verilmiş. Başka yerde açı da yazamıyorum. Birer açı eşitliği varsa hemen kenara, kenara bakıyorduk. Zor oluyordu ama bunu alışkanlık haline getirin. Alfanın kollarını küçük üçgende bak. 4'e 6 büyük üçgende bak. 10'a 15 değil mi? Evet 10'a 15. Oranladığın zaman her ikisindeki oran da 2 bölü 5 mi geliyor? Evet. Demek ki bu iki üçgen kenar açı kenardan benzer oldu ve benzerlik oranı da 2 bölü 5 oldu. E benzerlik oranı 2 bölü 5 aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani x bölü büyükte de, de. E, noktanın karşısı kaç? Arkadaşlar alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı 6'ya eşittir. E o zaman burada ne oldu arkadaşlar? Değil mi? Ee, alfanın karşısı x bölü. Alfanın karşısı 6'ya eşittir. Tamam. Buradan da x'i 12 bölü 5 buluyoruz? Evet. Yani cevap balık esir oldu. 11. soruda. Geldik 12. soruya ve adım adım bir şey yaptırıyor. Bir abc üçgeni çiziniz diyor. Rastgele bir abc üçgeni çizdim bakalım şöyle. Hemen şuraya a b ve c'yi yazdım. Sonra ADC AD, eşit olacak şekilde bir D noktası seç diyor. Şöyle eşitlerden D elemanı AC'ye seçtim. Sonra BAE açısı 5 derece BAE 5 derece DAE 55 derece olacak şekilde ABC üçgeni içinde bir E noktası alınız. Evet şurada bir E noktası aldım. Çünkü bana şey diyor BAE açısı 5 derece bak şurası 5 derece şurası da 55 derece olacak biçimde diyor. Bir E noktası işaretleyiniz. Sonra şu AE uzunluğu 4'müş. Şurası 4. Sonra BC uzunluğu 8'miş. Burası 8. Sonra oran verilmiş DE uzunluğu K. Şu DE'yi çiziyorum. Burası K verilmiş. AB uzunluğu da 2K verilmiş. Eyvah eyvah. Bu ne be ya? Ee, A7 açısı A7 açısı da alfa nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Yapacak bir şey yok. Hocam elimizde bir bu üçgen var. Bir de büyük üçgen var. E, bu üçgende şuraya A diyeyim. Hocam kenarlar var. AK 4. AK 4. Kenarları yazdım. Büyük üçgende de 2A 2K 8 değil mi? Evet. Bak 2A 2K ve 8. Kenarları küçüklenmeye doğru oranladım. Oran e, Sıraladım. Sıraladığımda oranladığımda da hepsindeki oran 1 bölü 2 oldu. Dolayısıyla bunlar kenar kenar kenardan benzer oldu mu? Oldu. E o zaman kenar 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 benzerliğinde ne diyorduk? Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit diyorduk. Hocam K'yı gören 55 ise 2K'yı gören burada kaçı da 55'tir. Sonra 4'ü gören açıyı bilmiyorum. Ama büyük üçgende 60 derece var. Dikkat burası 60. Şu 60 derece. Neyi görüyor? 8'i gören. 8'i görenle 4'ü gören açı eşit olacak. Evet 8'i gören 60 derece ise 4'ü gören burada kaçı da 60 derece olacak. Ve alfa isteniyor bizden. Alfa 55 ve 60'ın toplamı kaç yapacak? Tabii ki 180 yapacak. Böylelikle alfayı kaç buluruz? 65 derece olarak buluruz. Çünkü ikisinin toplamı 115. 180'den 115 çıkınca da 65 yapar. Yani cevap denizli oldu. Güzel bir soruydu. Evet her zaman böyle 2, 3, 4 işte 2 katı 4, 6, 8 şeklinde gelmek zorunda değil. Bak böyle eşit verilir. K2, K şeklinde verilir. Bu şekilde de verilebiliyormuş demek ki. Evet 12. soruyu Denizli bulduk ve böylelikle olayı bitirdik mi bitirdik. Test 2'yi çözdük. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.